Tekno Seyir'de oyun gündemine hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever, yanımda Tansel Şahin var. Abi her zaman olduğu gibi demedin. Evet değil mi? Bir hafta gelmedik öyle mi oldu? Evet, geçen hafta Tansel hastaydı bildiğiniz gibi. Ben yalnız yapmak durumunda kalmıştım. Nasıl oldu evet. Tansel, iyi oldu mu? Biraz daha iyiyim. Ses biraz kötü. Ses biraz gidik hala ama. Evet, ses ama daha iyi gördüm seni. Evet, geçen hafta. Geçen hafta bayağı ayağa kalkacak hali yoktu Tansel'in. Evet, ben de bu arada gündem izledim geçen hafta gayet. Tek başına gerekeni yapmışsın abi bence. Ya çok sohbet olmayınca da olmuyor yani. Ben biraz sıkıldım. Biraz böyle bir şizofrenik bir durum oldu gibi. Ben nereye konuşuyorum? Ama gerekli bilgiler yine verilmiş yani. Öyle mi? Hiçbir eksiklik yok. Ben de keyifle izledim hasta yatağında. Teşekkürler, sağ ol. Valla ben de havalar soğudu tabii yani. Şimdi evet. Ya hastalıktan kaçmak zor. Ben bu sene biraz şanslıyım. Böyle ucundan bir yakalanır gibi oldum hastalığa. Biraz ateşlendim falan. 1-2 gün sürdü. Ayıcık gibi daha da gidiyorum ya, bilmiyorum, bu sene genelde biraz nanemollayımdır ama bu sene iyi gittim. Bu sene hasta olan da çok, bir salgın var. Bir ortama giriyorsun, belki onun yarısı hasta yani. Evet. Sen istediğin kadar dikkat et, bir şey yap, hani güzel beslen falan filan, bir anda patlayabiliyorsun. Bu da geyidir ya işte, salgın var falan. Evet, salgın. Veba gibi sanki. Evet, zaman siz de dikkat işte. Edin. Evet, dikkat edin. Havalar soğuk, ben zibidik bir dolaşıyoruz ama. Evet. Dur bakalım. Benim de hızlı kilo vermemle ilgili yorumlar vardı. Tahminen bu yere doğru gidiyordu. Tansel evet. Gibi gidecekti. Evet. Yok olmadı. Burada gördüğünüz evet, gibi burada. Tansel. Öyle. Evet. Geçen hafta ben anket yapmadım. Unutmadım anket yapmayı. Ya sen olmayınca da tadı olmuyor şimdi anket. Hani bir soruyu soramıyoruz falan bir türlü. Onun yaşanması lazım. Onun yaşanması lazım. Çok tadı evet. Olmayacaktı. Anket yapmadım ama bizim 2018 değerlendirmesi vardı. İzlemediyseniz onu da izleyin. Evet. Geçtiğimiz sene şöyle bir toparlamıştık. Orada bir anket yapmıştık. Onun sonuçlarını verelim. Hı hı. 2018'i nasıl buldunuz diye sormuştuk izleyicilerimize. Oyunlar açısından sizce iyi bir yıl mıydı, kötü bir yıl mıydı diye. İzleyicilerimizin %69 civarı iyi bir yıldı demiş. %31'i ortalamaydı demiş. Neyse ki kimse kötüydü dememiş. Yani haksızlık olurdu. Evet, yani kötü bir yıl değildi kesinlikle. Değildi, güzel oyunlar vardı. Hı hı. Uzun uzun konuştuk, izlemediyseniz. Evet. Biz güzel bir video olduğunu düşünüyoruz. Bence de. Doyurucuydu. Unuttuğumuz oyunlar da oldu tabii. Mesela muhakkak. Hitman 2'den falan bahsetmedik ki. Evet. Aslında bayağı beğendiğimiz bir oyundu geçen yıl. Öyle, yavaştan gündeme geçelim. Bu arada aklıma geldi. Orada beklediğimiz oyunları söylemiştik. 2019 yılında neleri bekliyoruz diye. Hı hı. Bu hafta içinde Death Stranding'le alakalı bir şeyler okudum ben. Bu yıl sonunda çıkacağı ile ilgili bir takım söylentiler var. Evet. 2019 sonuyla alakalı. Hideo Kojima tabii biliyorsun şey yapıyor bu ara. Stüdyoları geziyor tek tek. Hatta bir ara Valve'i gezmişti. Evet. Dedik Half-Life 3 mi geliyor acaba? Game Newell'la bir fotoğrafları vardı. Bayağı bir geziyor. İşte Remedy'yi falan ziyaret etmiş en son. Guerrilla Games'i de ziyaret etti. Killzone ve Horizon Zero Dawn'dan tanıyoruz en son kendilerini. Biliyorsun onların motorunu kullanıyor Death Stranding'de, Decima evet. Motoru. Ki Decima da bu Japon Edo döneminde bir ada, yapay bir ada bildiğim kadarıyla. Şimdi Edo döneminde Japonya biraz içe kapanık bir şey yaşıyor, bir dönem. Tek başlı yönetime geçilmiş işte büyük iç savaştan sonra falan. Bir kalkınma dönemi ama dışa kapalılar nispeten. Daha önceki döneme göre bir içte bir büyüme, işte sanatta, işte ekonomide, hafif endüstrileşme, dıştan bilim ve işte gelişmeler alınıyor, teknik gelişmeler falan. İçeride bir büyüme şeyi. Bir ada, adada da Hollandalı bir şey var. Hollanda o adada bir ticari bir şey yürütüyor. Bir faaliyet nevi, yürütüyor. Faaliyet yürütüyor. Dışarıyla bağlantısı gibi bir şey Japonya'nın. Bir işbirliği var orada Japonya ile Hollanda arasında. Decima motoru da aslında sanırım biraz buna göndermede bulunuyor gibi geliyor bana. Çünkü Hollandalı Guerrilla Games, Kojima da Japon, burada bir ince bir şey var gibi geldi, geliyor bana. Muhtemelen öyle bir şey var, yani araştırmadım ama çok da güzel bir Katatonya parçasıdır. Decima aynı zamanda. oynamışlar Guerrilla Games oyunu, Death Stranding'i. Çok beğenmişler. Hani şimdi ikisi de Sony'nin stüdyosu. Biraz fake mi atıyorlar acaba diye yorumlar gördüm. Ama çok zannetmiyorum. Çok etkilendiklerini belirtmişler. Bana gerçekten böyle düşündüklerini hissettirdiler. O izlenimi verdiler. Çok açılış sahnelerini oynamış Kojima. 2-3 saat göstermiş kendilerini. Gördüklerimize inanamadık. Çok etkilendik falan gibi bir takım
paylaşımlar yapmışlar gerilla genç çalışanlar. Vallahi her şeyden üzerinde. Önce ben çıkış tarihinin netleşmesini istiyorum. Değil mi? Yani güzel bir oyun elbette bekliyoruz ama. Evet. Bu yıl sonu gelecekmiş gibi görünüyor. O, yani oyun aslında bitmiş. İşte son cilalama aşamaları var. İşte Norman Reedus'un 1-2 çekimi kalmış. Kendisi son haftalarda bir paylaşım yapmış. İşte 1-2 çekimi kalmış New York'ta. Motion capture çekimi. Oyun bitmeye yakın. Yani işte söylentilere bakılırsa yıl sonuna gelecek. Benim en çok beklediğim oyun o oldu. Eğer bu sene çıkacaksa tabii, bir erteleme falan alır mı bilmiyoruz. Tabii E3'e de katılmıyor bu sene Sony. Hı hı. Göreceğiz Death Stranding'a bahsetmiş olalım diye. Kısaca bir şey yaptım gündeme girmeden. Ben bir an için artık sonraki nesilde diye düşünmeye başlıyordum ama. Ben de. Değil mi? Yani mesela The Last of Us. Bu sene gelir mi? Yani Sony'nin çok oyunu var gelecek ama. İşte Days Gone falan bu yıl gelecek ama. Asıl büyük beklediğimiz babalar. İşte evet. Ghost of Tsushima. Senin sen de çok bekliyorsun. Bu yıl gelir mi? Bir sonraki jenerasyonla mı birleşir? Bekleyip göreceğiz. Evet. Müthiş oyunlar çünkü bunlar ama Death Stranding güzel görünüyor. Guerrilla Games'in de yorumları beni açıkçası heyecanlandırdı. Çünkü bayağı etkilenmişler. Yani adamlar çok gurur duyuyoruz falan diyor bu gördüğümüz şeylerle. Vay oyun be. Motoru da güzel tabii. Decima Engine. Yani iyi işler çıktı. O Horizon Zero Dawn çok güzel görünüyordu. Evet. Bir de Kojima zaten artık söylemeyeyim. Kojima da evet tabii. Nasıl bir şey yaptılar ben merak ediyorum. Evet. Umarım bu yıl sonuna doğru görme imkanı yakalarız. Evet, bir gameplay görsek mutlu olacağız aslında her yani şeyden evet, önce. Gördüğünüz şeyler o E3'te yani gameplay gibiydi ama çok da bir gameplay yoktu. Evet. Hani bir... Yurtdışı kargo değil mi? Kargo kuryesinin maceraları gibiydi. Evet. İşte kaybolan paketlerin akıbeti. İntikam. Bakalım. Evet. Güzel olacaktır ama yani. Ekip çok iyi zaten. Hı-hı. Oyuncular, açıklanan oyuncular falan. Müthiş bir şey gelecektir diye düşünüyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramayız. Evet. Yavaştan geçelim. Merakla bekliyoruz. Bekliyoruz. İlk haberle başlayalım istersen abi. Evet. Steam için yeni özellikler yolda. Bayağı evet. Uzun bir post yayınladılar. Evet. Steam. 2018 ile ilgili veriler var. Hı-hı. İlgi çekici. Bizim merak ettiğimiz kim hangi gamepad'le oynuyor falan. Değil mi? Onun da linkini vereceğiz. Bakabilirsiniz. Evet. Uzun uzun konuşmuyorum ama birkaç ilginç istatistik verelim. Günlük 47 milyon aktif kullanıcı. Aylık 90 milyon. Ve en yüksek eş zamanlı kullanıcı sayısı 18.5 milyon olarak kaydedilmiş. Bu ilginç, aylık satın alım yapan müşteri sayısı 1.6 milyon. Yani Steam her yıl üzerine koyarak ilerliyor evet. Bu konuda. Herkes bir şeyler alıyor ufak tefek. O tabii anlama ya, geliyor işte, yani. Evet evet. Öyle yani şimdi birçok hani rakip geldiğinden falan bahsediyoruz, konuşuyoruz sürekli ama Steam hala bir numara, evet. Bir nevi tekel. Onunla şeyini sürdürüyor. Bakalım gelen rakipler ne kadar etkili olacak. Tabii vereceğimiz linkten dediğim gibi detaylara bakabilirsiniz. Başka istatistikler var. Biz 2019 yılında neler bizi bekliyor onu konuşalım istersen. Nelerin peşindeler. Evet değil mi? Çünkü anlaşılan bayağı yoğun geçecek. Evet. Benim en çok ilgimi çeken özellik makine öğrenmesiyle ilgili olan kısım oldu. Evet, son yılların modası artık. Her şeyin içinde bir machine learning var. Var. Makine öğrenmesiyle güçlendirilmiş mağaza keşfedilebilirliği. Bizim zevklerimize uygun oyunları bizimle buluşturacağını iddia ediyor. Neler oynuyoruz, nelere bakıyoruz falan. Şimdi de ona benzer bir algoritma çalışıyor ama çok başarılı yok. Değil. Yani işte orada bir seksi abla görüyorsunuz. Onun işte oyununa tıklıyorsunuz. Sonra işte evet. Bütün oyun kuyruğunuz, keşif kuyruğunuz işte böyle hentai oyunlarıyla falan doluyor evet. Anlamsız. Biraz başıma geldiği için söylüyorum. Biraz etiketler üzerinden yürüyor. Evet işte yani ya hasbel kadar yanlış bir şey tıklasanız onunla ilgili şeyler dolmaya başlıyor. Yani evet. Çok iyi değil. Bu ama bazıları için de iyi bir şey. Evet olabilir yani, tabii. Değil mi? Oradan yürüyebilir diyorsun. Adam ses sevindiyse ooo burada da varmış böyle şeyler de yani. Olabilir valla. İki haftayı hardcore yiyebilir. geçen hafta ben konuşmuştum. 30 bin oyun barajını da aştı. Evet. Steam şimdi tabii oyun bulmak hep konuşuyoruz. Hep zorlaştı iyice. İyi oyunlar, özellikle ufak bütçeli oyunlar popüler hale gelmekte, öne çıkmakta zorlanıyor. Bu da belki makine öğrenmesiyle biraz aşılabilecek bir problem. Önemli görünüyor. İkinci benim dikkatimi çeken gelişme ise kütüphane güncellemesi. Gelecekmiş uzun yıllardır beklenen bir şey ki özellikle 1000'den fazla oyununuz varsa benim gibi. Yani artık oyunlarınızın arasında dolaşmak da zorlaşıyor. İşte aradığınız evet. Oyunu bulmak için tamam arayıp yazıyorsunuz ismini ama bazen oyunun ismini de unutuyorsunuz. Böyle evet. Oyunu, oynadığınız oyunları ayırmak, orada bir gruplamak falan biraz zor. Çok kullanıcı dostu olduğu söylenemez kütüphanenin özellikle çok oyun olan insanlar için.
Bunu da geliştireceklermiş bu sene yayınlayacakları İslamcı güncellemeleriyle. Senin ilgini çeken bir şey var mı? Valla benim ilgimi çeken direkt Steam güven başlığıyla evet. paylaşılan. Ben bunu görünce dedim ki Tansel kesin bu konuda evet. söyleyecekleri vardır. Ben önce açıklamayı bir okuyayım. Türkçe açıklamayı olduğu gibi. CSGO'daki evet. güvenilir eşleştirmeyi sağlayan teknoloji de güncellenerek bütün oyunlarda kullanılabilir bir Steam özelliği haline gelecek. Şimdi öncelikle burada şunu söylememiz lazım. CSGO'daki güvenilir eşleştirme özelliği zaten hile yapmayı engelleyen bir sistem gibi bize sunulmuyor. Evet. Diyor ki hile yapmıyorsan seni hile yapmayanlarla birlikte oynatacağım diyor. Artı bu sistem de iyi çalışmıyor. Bunu tüm oyunlara yine kapsayacak hale getirseniz bile ne olacak? Ayrıca bunun devamında şöyle demişler. Bu özellik sayesinde bir kullanıcının hile yapıp yapmama eğilimine dair tespitte bulunabileceğiniz daha fazla bilgi elde edeceksiniz. Ya bu kesinlikle ve kesinlikle bir açıklama, bir özür, bir çözüm vesaire değil. Yandan dolaşıyorlar biraz. Aynen. Hileyi yaptırtmayacaksın. Bu kadar basit. Ben de kardeşim çok acımayacaksın. Acımıyorlar. Acımayacaksın. Acımıyorlar ama biraz evet. ağır işliyor o taraf. Evet, çok ağır işliyor. Yani ya bir de bunlar şey oyunlar abi, rekabetçi oyunlar. Oynarken kimi zaman kendini kaptırdığım, hadi onu alalım, son round hadi alalım diye arkadaşlarımızla böyle birbirimizi gaza getirdiğimiz oyunlar. Bunda hile gördüğümüz zaman insanların gerçekten siniri bozuluyor. Ben özellikle CSGO'yu çok seven bir oyuncuyum. Ama bu hile olayları yüzünden oyunu 3-4 defa bıraktım yani. Maalesef. Ve şu anda da oynamıyorum. Yani problem ya, büyük problem. Ve hala da diyorlar ki eşleştirmeyi daha güzelleştir. Eşleştirmeyi güzelleştirme, hileyi kapat. Güvenebilecek misin ya bir kere? Yani hadi %100 iyi çalıştığını düşünelim perde arkasında. Evet. Oyuncu buna güvenebilecek mi? Yani evet. Ben güvenemem. Yani hala bir hile yapan biri vardır. Evet. Kaçabilir yani çok. Zaten en büyük şüphe bu abi. Adam evet. seni Deagle'la 100 metreden tak diye vurduğun zaman iki kaşının arasında helal olsun güzel vurdu ya da ulan hayır ben senin balına demek ayrı. Evet. Ya bu hile mi acaba ya bak demin de böyle vurmuştu demek ayrı. Bu ikinci dediğim şey oyun zevkini mahvediyor. Bir kere içine kurt düştü mü? Evet. Artık ondan evet. sonra o pek hayır gelmiyor. Keyfin kaçıyor yani. Çünkü buna zaman veriyorsun. Dedin ya işte rekabetçi oynuyorsun. Tabii ki. Yani verdiğin zamanı acımaya başlıyorsun bloktan sonra. Yani oyunu başka bir şey yapayım diyorsun, oyunu bırakıyorsun. Evet. Yani bu güvenilirleştirmeyle falan da filan da olacak bir şey evet. değil. Yani hileyle alakalı bir şey yok. Hileyi daha da azaltacağız gibi bir evet. açıklama yok zaten burada. Hı. Bu hile konusunda sadece Steam güven demişler. İşte Steam sohbetiyle alakalı bir takım yine yenilikler hı hı. gelecek. Steam TV konuşmuştuk açıldığı evet. zaman. Hı hı. Hani belli başlı turnuvaları değil artık bayağı daha büyük bir mecra haline getireceklerini söylüyorlar. Hani Twitch'a rakip olur mu diye konuşuyorduk. Peki yakın vadede olamaz diye de bir yorum yapmıştık ama. Evet. Değil mi? Aynı şeyi paylaşıyor musun hala? Ben de aynı şeyi paylaşıyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Artık Çinli bazı büyük başlar da bu canlı yayında oyun oynatma olayına dahil olmak üzereler. Evet. Çok büyük markalar şu anda yavaş yavaş giriş yapıyorlar. Türkiye'de de bununla ilgili bazı çalışmalar var. Yani Twitch'e rakip olmak için çok deneyen var. Steam önceki yorumu tekrarlayayım. Yani bence hala bu iş için biraz geride ve her geçen günde işi zorlaşıyor gibi geliyor bana. Doğru. Çin dedin, Çin'e gelecek Steam. Evet. Geldi hatta galiba. Perfect World'la olan işbirliklerini sürekli konuştuk gündemlerde. Evet. Bu sene içerisinde yine gündem bu olacak. Yani zaten vardı hani hiç yok değildi Çin'de ama Çin'e özel bir Steam olarak evet. girdiler pazara. Sohbetle alakalı şeyler var. Yeni etkinlik sistemi geliyor. Bu etkinlik sistemi çok iyi çalışmıyordu zaten önceki. Şimdi nasıl işte bizim oynadığımız oyunlarla alakalı ilgi çekici aktiviteleri, etkinlikleri bizde daha kolay buluşturacağını söylüyor ama görmek lazım bunları. Evet. İnternet kafe programı olacak. Steam internet kafe programı. Bu önemli olabilir. Bu iyi olur. İnternet kafeciler için mutlu edici bir şey olabilir. Çünkü internet kafelerde gittiğim zaman bazen Steam görüyorum ama acaba nasıl ve ne şartlar altında çalışıyor? Adam aile paylaşımı yapıp 3-4 bilgisayarda bir hesapla mı uğraşıyor, ne yapıyor, ne ediyor? Biraz sıkıntılı. Eminim internet kafeci tarafı zordur diye düşünüyorum. Onu ayarlaması değil mi? Yani evet. 100 tane bilgisayar varsa nasıl? Evet. Ya da adam girdi işte CSGO'da hile açtı. Yani tüm hesap gidecek hesapta evet. belki işte 300 Doğru. dolarlık oyun var. Doğru. İyi bu. İyi, İyi evet, gelişme. Kesinlikle. Bakalım. Bayağı yine yeni güncellemelerle Steam istemcisi daha iyi hale gelecek. Ama hayatımızı müthiş şekilde değiştirecek bir şey değil. Yok gibi yani. Yani şu makine öğrenmesinde bir görmek lazım. Ben evet. %100 çözüm olabileceğine inanmıyorum. Bence de. Bu oyun keşfetme, keşfedilebilirlik konusunda. Çünkü yani Steam'in biraz
daha seçici olması lazım. Geçen hafta ben konuşmuştum hani Steam Direct hayatımıza girdikten sonra son 2 sene içerisinde 30 bin açtı diyorum ya, son 2 sene içerisinde bunun yarısı 15 bin oyun yayınlanmış Steam Direct'le birlikte yani. Ki bunca yıldır yayınlanan yani. Evet. Yani 10 yıllık geçmişi de 15 bin oyun 2 yıl içerisinde bunu 2'ye katlıyor. Evet. Biraz daha seçici bir kalite kontrol noktası gerekiyor. Çünkü kesinlikle. Oyunlar birbirine benziyor. İşte çalıntı içerikli oyun yapanlar işte bedava içerikte Unity'nin işte bedava içeri şey marketine girip kaplamalar bilmem ne oradan alıyorlar. İşte internetten Google aramalarından çıkan kan görselini alıp oyuna kullanıyor falan. Böyle hiçbir içerisinde yaratım olmayan oyunları birleştirip böyle Steam'e koyuyorsun. Ve 100 doların oldu mu cebinde oyunu yayınlayabiliyorsun yani. Kesinlikle. Tamam bazıları kaldırılıyor falan sonra ama bunların markete hiç girmeden engellenmesi lazım. Evet. %100 çözüm olmayacaktır ama yine de belki iyileştirir. Evet, topluluk anlamında da benim esas beklediğim hani hileyle birlikte troll oyuncular, işte çok fazla küfür edenler. Evet. Yani oyunun akışını bozan oyuncularla ilgili de ben topluluk anlamında bir önlemler alınmasını bekliyorum. O konuda genelde şey yapıyor Steam, Valve işte. Yani onu oyunun yapımcısına, geliştiricisine bırakıyor. Kendileri pek aksiyon almıyorlar o konuda. Troll ama kendi oyunlarında da. Toksik oyuncu. Kendi oyunlarında da bunu engellemiyorlar. Evet. Yani biz hani saldık. Veya işte sunucunun sahibini falan daha çok bu konuda yetkilen. Hı hı. Yani onlara bırakıyorlar her şeyi. Bilmiyorum. Benim için küfür edende de sorun yok. Toksikte de sorun yok ama trolleyen adam oyunun akışını bozduğu bozuyor, için evet, ya adam bana küfür edebilir. Engellerim biter ama yani şimdi adam trollediği zaman senin oyunun gidiyor. Evet. 40 dakika emek vermişsin. Evet. Kötü. Bunların bir çözüme kavuşması lazım bence. Evet. Diyerek hemen Steam'in rakibine geçelim mi abi? Geçelim. Evet, Epic Store'dan bir haber var. Epic Store oyunların tanıtımı için influencerlarla faydalanacak. Vallahi bilmiyorum. Şimdi hep konuşuyoruz. Biraz geç girdiler. Çiçeğe burnundaymış ve benim aklımda su soru işareti vardı. Epic hani oyunları nasıl pazarlayacak? Nasıl göz önüne, nasıl görülür hale getirecek? Cevabı gecikmedi. Evet. Kim ve günümüzde cevabı? Çok geçerli bir yöntem. Çok yani geçerli. Şimdi biz biraz anlatacağız burada, kızacağız ama. Geçerli tabii. Steam Spy'in kurucusu aynı zamanda Epic Store'unda yeni yayın stratejisi direktörü Sergey Galyonkin benim bu sorumun cevabını hemen yetiştirdi. Evet. Ben onu dillendirmemiştim pek ama belki de aklımı okudu. influencerlar demiş. Gerçekten harika. Evet. Influencer ne? Bunu hemen söyleyelim. Evet. Arada bir haberde falan görüyorsunuzdur. Sosyal medya fenomeni, internet fenomeni işte. YouTuber, streamer bunlar influencer kanaat diye geçiyor. Kanaat önderi. Evet. Bir İnsanları etkileyebilen insanlar ama şöyle etkileyebilen. Yani ben bu laptopu aldım, bu laptopu iyi hadi alın. Çünkü bana para da verdiler. Ha. Bunu alın yani. Orada bunu atlamamak lazım. Evet. Yani. Orada bir ilişki var. Bir ölü Amerikan başkanı olan ilişkisi. şimdi Galyonkin şöyle bir açıklama yapmış. Oyun geliştiricileri influencerlarla bu işte sosyal medya fenomeni mi diyelim ne diyelim ben influencer'ın da bir Türkçe karşılığı hala fenomen diyelim biz. Fenomen diyelim ne diyelim Türkiye'de artık. Türkiye'de çok öyle kullanılıyor. Oyunların tanıtımı için belli bir yüzde karşılığında anlaşacak ki kendisi hani %20 olsa iyi olur demiş. Hani bunu tabii böyle yapın anlamında değil. Hani kendisinin kafasındaki yüzde bu. Anladığım kadarıyla burada bunu yapmak zorundasınız demeyecekler. İlk 24 ay için ise bu yüzdenin %5'ini karşılıyorlarmış. Yani kendileri karşılayacaklar. Ama %20 de yüksek bir meblağ yani. %20 çok. Yani. Oyunumu tanıt, sana karından %20 vereyim, gelirinden %20 vereyim. Evet. %12'ye 88 diye zaten bunu konuşmuştuk. Epic Store'da hani 88'ine geliştiriciye veriyor. Sen 20'sini de influencer'a verirsen sana kalıyor 68. Bir de bu tarz kazanç ortaklığı programlarını da ben de geçmişte kendi yayında yapmıştım. Bazı oyun marketlerine gönderdiğim müşteri üzerinden komisyon aldım oldu ama %20'nin yanına yaklaşabildiğimi hiç hatırlamıyorum çünkü çok yüksek bir meblağ. Demek ya burada tabii %20 de dediğim gibi kesin bir meblağ değil yani %5, %7, %10 da anlatabilirsin. Şey çok yani ama şu itibariyle. Tabii tabii önerilen çok. Önerilen çok. Ama yine geliştiriciye bırakmışlar. Ha bunu kullanmak zorunda değilsin. Evet. Yani oyununu yayınlayıp geçebilirsin ama evet. Şimdi buradaki problem ne? Burada çok büyük bir problem. Bu problem benim açıkçası Epic Store'a ilgimi de kaybetmeme neden oldu. Yani tamam yeni bir oyuncu geliyor pazara. Fortnite ile kazandıkları ivmeyi buna yatırmaları hoşuma gitmişti. Evet. Yani burada yeni çünkü oyuncuya ihtiyaç var. Tamam 100 tane client kurmak da artık canımızı sıkıyor ama Steam'in de başı boşluğu biraz o da canımızı sıkıyor. Bir dengeleyici unsur. Hani biz yine Steam kullanırız da bir dengeleyici unsur gerekiyordu ki kendilerine özel oyunlarla da aslında bir
Flash bir şey yaptılar işte. Evet. Division falan. Burada yayınlanacak. Steam'e gelmiyor. İşte Ubisoft bir münasırlık anlaşması yaptı. Evet, değişik Epic'le. Transferleri de var sonuç itibariyle. Var. Bağımsız oyunlar tarafında da var. Buradaki problem şu. Yani sen benim oyunumu öner. Öv. Ve sana para vereyim yani. Geliri kırışalım falan. İşte evet. Bu senin de en başta dediğin gibi bugün çok kullanılan bir şey. İşte Twitter'da, şurada, burada sosyal medya fenomenliği, işte influencerlık aldı başını evet. Gidiyor. Bunun oyun endüstrisinde görmek... Evet. Bunun sonucu da şu olacak. Kötü oyunlar bazı insanlar tarafından iyi gibi lanse edecek. Aslında insanlar etik değerlerinin sınırlarını bilseler bunu konuşmamız bile gerek yok. Bu aslında kötü bir şey bile değil. Değil ama... Ama insan faktörü içinde olduğu için adam maalesef. Para alıyor diyor ki... Ya oyun çok güzel ya Fortnite yani çok adamlar yapmış yani çok evet. Güzel hani müthiş bir oyun. Yılın oyunu bu diyor adam. Halihazırda var zaten öyle bir sistem. Tabii, tabii. Fortnite'da item, eşya falan öneren bir sistem varmış zaten. Ben bilmiyordum. Evet. Bu vesileyle öğrendim. Galyonk'un açıklamasıyla. Bunu oyunlara taşıyorlar. Bilmiyorum yani dediğin gibi kötü bir oyunu da önerebilir. Yani bunu ki yapacaklar. Tamam yani. Hadi beynimiz var bizim hani yani çok şükür. Hani iyiyle kötüyü ayırt edebiliyoruz ama yani her zaman bu doğru, her zaman yapamayabiliriz. Evet. İşte ve buradan bana yani büyük paralar kazanılabilir. Ki Epic'in altında birçok yayıncı var. Epic'le ilişki sonuçta Ninja evet. Fortnite tarafında yayıncıdan bol bir şey yok. Onlarla anlaşıp oyunumu tanıt abi. İşte ve o yayıncılar maalesef ne ülkemizde ne yurt dışında hani bu demin bahsettiğim o etik değerleri çok böyle umursayabilecek kişiler değiller. Ha şu yok muydu bundan önce? Yani bu tarz tabii işte öneri sistemleri yani şey karşılığı, komisyon karşılığı vardı ama Epic Store gibi evet. Büyük bir mağazaya içine girmiş entegre olacak olması bir problem, büyük bir soru işareti. Evet. Steam'de mesela çok iyi çalışan bir küratör sistemi var. Evet. Hani tamam iyi çalışıyor. Türkiye'de çok iyi çalışmıyor. Yani yurt dışı için fena değil. Öyle ama çok yine büyük isimler. Büyük mecralar, yayın kuruluşları falan da orada var. İyi yayıncılar, oyun zevkine, işte entelektüel birikimine güvendiğimiz insanlar da var. Seversiniz, sevmezsiniz. İyi çalışıyor küratörsü ve burada herhangi bir işte perde arkası dönen bir şey yok. Bir maddi bir çıkar ilişkisi yok. Şimdi geçmiş dönemde şöyle bir şey vardı. Şimdi sen Steam için oyun yapıyorsun sen. Steam bağımsız geliştiricisin. Steam sana diyor ki istediğin kadar oyun anahtarı üretebilirsin. Yani üret işte başka üçüncü parti üzerinden mi satacaksın veya benim mağazamdan mı satacaksın veya işte nasıl yapacaksan yap. Adam işte 30 bin tane anahtar üretiyor oyun anahtarı. İşte sana işte ona buna sana bana dağıtıyor. Diyor ki abi oyunumu öv sana oyun anahtarı. Şimdi oyun anahtarı için bedava oyun anahtarı için bile dandik dandik oyunları öven bir grup büyüdü bir ara. Evet maalesef. Steam sonra dedi ki ben artık buna limit getiriyorum, sınır getiriyorum artık. Aynen. Şu kadar üretebilirsiniz oyun anahtarı. Öyle 300 bin tane üretip dağıtmak yok. Ondan ücretsiz. Sonra zaten bu oyunlar dağıtılmaya başladığı zaman şöyle oldu. Hani siz bize yazın istiyorsanız biz ona göre. Önceden mail liste direkt gelirdi o Steam. Tabii tabii. Yani çünkü ama işte... Yani çok şey bir sistem. Steam buna uzaklaştı mesela. Evet. Buradaki iyi bir hamleydi. İyi bir hamleydi bu. Küratör sistemi güzel gidiyor. Steam inceleme sistemi, review sistemi çok iyi değil. Hani böyle bir bakıyorsun yılın oyunu mesela işte yazıyor. Emin alttaki oynadığım en boktan oyundu diyor. Evet. Mesela böyle bir fikir veriyor ama. Ama evet fikir veriyor. Kesinlikle. Şimdi Epic de öyle bir şey entegre edeceklermiş bir kullanıcı inceleme sistemi ama bu üzücü. Bu çok iyi yani üzücü bir durum. Yani Epic'in içine entegre olması Epic Store'un içine benim ilgimi kaybetmeme neden oldu. Hani olumlu bir şey arıyorum bulamıyorum. Kapalı kapılar ardında kim ne yapıyorsa yapsın onunla zaten engel olamayız ama evet. Senin de dediğin gibi Epic'in bu işin işte dahil olması çok hoş değil. Yani Sergey Galyonkin kafası iyi miydi bu açıklarken bilmiyorum. Vallahi kafası iyi değildi bence muhtemelen bu güzel bir yöntem. Hani onun baktığımız zaman müthiş bir yöntem. Trend yani. Bu zaten yani. Evet şimdi. Trend bu. Hani oyun endüstrisine girmemesi beklenemezdi. Evet. Ama trend bu diye de bu da yani benim midemi bulandırma. Evet. Yani şey yapmıyorum midem bulanıyor ne yapayım yani trend evet. Bu ama bir gün girecekti böyle girdi umarım bunu takip etmez başka geliştiriciler başka platformlar. Evet. Evet sıradaki habere geçelim. Evet yine garip bir haber. Evet Activision Blizzard'ın yeni finans direktörü işi kabul ettiği için toplamda 15 milyon dolarlık bonusları sahibi oldu abi ayak bastı parası olarak direkt 15 milyon doları. Gömdü diyorsun abimiz. Evet. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk.
Activision Blizzard'ın ve Blizzard'ın evet. ayrı ayrı finans direktörleri kovulmuşlardı. CFO'ları yerlerine de yeni abiler atandı, geldiler. Activision Blizzard'ın yeni CFO'su Dennis Durkin görevine başladı. Başlar başlamaz da 11.3 milyon dolarlık şirket hissesi ve 3.75 milyon dolarlık da nakdi lüpletti. Evet. Tabii bu hani büyük şirketlerde, dev şirketlerde sık görünen bir aslında durum. Hani bir yöneticiye bir şirket hissesi falan verilir. Hatta işte görev süresi dolarken elden çıkarılır. Evet. Sonra anlarsın ki adam gidici. Ha, gidici. Zaman zaman tartışmalara da yol açmıştır bu hani mesela geçmiş dönemde bu Intel'in Meltdown Spectre skandalı patladığı zaman şirketin CEO'su bir bayağı büyük bir meblağı elden çıkarmıştı şirket size. Aslında bu hani zaten olacak mıydı olmayacak mıydı yoksa işte bunu öngördü de bu şirket sitesindeki oynamaları şirket size düşmeden mi elden çıkarmaya çalıştı diye bayağı bir olay olmuştu. Bu çok sık görülen iş dünyasında bir olay ama tabii burada soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Evet. Niye? Çünkü... Kimsenin parasında gözümüz yok. Öncelikle yok. Onu söyleyeyim. Tabii değil mi? Daha çok versin. Abimizin de eminim hakkıdır. Değil mi abi? Ama... Hani servet düşmanı falan değiliz evet. yani. Ama işte burada tek seferde direkt verilen 15 milyon dolar ayak bastı parası bizim gibi binlerce oyuncudan yok işte DLC'dir yok mikro ödemelerdir. Evet. Böyle zar zor alınan bizim zor. De zar zor verdiğimiz. Verdiğimiz evet yani... Açgözlü evet. politikaların sonucu ki bunların ağababalarından biri de Activision evet. Blizzard. İşte oyunlar artık yeterince kazandırmıyor, oyun fiyatları artmalı. İşte arttıramıyorlar da işte 50'de 60 oldu, 60'da 70 oldu. Evet. Ne oldu? 100 mü olacak? Aslında 100 oldu zaten hani işte oldu, oldu. Mikro ödeme, işte topluluğu bölen DLC'ler, genişleme paketleri şunlar bunlardan oyun içerisinden kesip. Ha. İki de sandık aç indedim zaten. Yandın. Sandık aç bilmem ne yap. Activision Blizzard'da bunların ağababalarından biri işte Take-Two var, Electronic Arts var. Birçok firma artık bu yoldan gidiyor. Oyun fiyatları, oyunlar artık kazandırmıyor yeterince diye. Ama ben acaba şunu düşünüyorum ki bunu daha önce de dile getirmiştik. Acaba oyunlar mı yeterince kazandırmıyor? Yoksa acaba bu yöneticilerin, kalın enseli abilerin, yatırımcıların, yöneticilerin gittikçe semiren hayat standartlarını mı devam ettirmekte zorlanıyor bu şirketler? Yani bilmiyorum. Bence 5 şık artık yani. Yani bana da öyle geliyor. Biz tabii yine havada bırakalım da. Ya kesin bir şey söylemiyorum tabii ama fikrimiz de belli az çok. Yani oyunların yeterince kazandırmadığı fikrine nedense bir türlü evet. katılamıyorum. Ya kazandırmıyorsa bu ne abi? Aynen. Hani tamam. Artı yani kendilerini bir mali kriz içinde gibi gösterip diğer iki abiyi kovdular. Evet. Krizin içindeysen, hani ufak çaplı bile olsa bir mali krizin içindeysen, bu adamları değiştiriyorsan, yeni bir adama da 15 milyon dolar veriyorsan, biz de oyuncu olarak, o ürünleri tüketen kişiler olarak... Ne oluyor? Burada deme hakkına sahibiz. Kesinlikle. Ama hani bizi soyup soğana çeviriyorsunuz. Evet. Ha, hobi bu. Hani yapmayız, oynamayız, almayız. Ama bir kere de aldık mı, işte çamurun içine batıyoruz ne yazık ki. Ya biz de buna para harcıyoruz. Yani yeni çıkan cep telefonunu almıyorum ben. Evet ne abi, bileyim üstüme yani başıma gidip en baba markayı almıyorum. Doğru ki yani burada bir noktadan sonra işte diyoruz ya hep açgözlü politikaların kurban olmaya başlıyor. Evet. İşte yani kumar işin içine giriyor. İşte tartışma yani bu sandık açma olayı kumar mı değil mi bilmem ne. Bir noktadan sonra buraya gidiyor işte yani. Evet. Oyunun sanatsal bütünlüğü tartışılmaya başlanıyor. Yani oyun bir noktada kayboluyor. Başka bir şey yerine geçiyor ve bu çok bir trend haline geldi artık bütün firmalar arasından. Mobil oyunlar biraz bunu başlattı ama çoğu ücretsizdi bunların. Biz buna şimdi 60 dolar verdik, 60 euro verdik Destiny'ye hala paket çıkarıyorsun. Evet. Orada işte zaman zaman pay to win'e kaçan mikro ödemeler önüme sunuyorsun. Birçok oyunda var. İyice kolaya kaçmaya başladı artık yani. Tabii birçok insan diyor ki ben kullanmıyorum mikro ödeme işte. Sandık açmıyorum. Tebrikler abi. Oyunda geri kalıyorsun. Oyunda geri kalıyorsun işte ya. Assassin's Creed Odyssey. Daha önce bu örneği verdik. Evet. Adam oraya XP şeyi koymuş. Aynen. İki kat fazla tecrübe puanı kazanıyorsun. Ben anlıyorum abi. Ben işte kendim tutuyorum. Ben de anlıyorum. İşte Tansel de anlıyor. Almıyoruz. Tebrikler. Bizim öyle problemlerimiz yok ama bunu böyle problem yaşayan kumar problemi olan insanlar var. Ya tabii. Hadi onu geçtim. Adam işte iki kat tecrübe puanı koymuş. Sen onu almazsan bir şey kaçırıyorsun abi. Adam oyun ona göre dengelemiş. Bu her şeyden önce, her şeyden önce yani çocuk psikolojisinden falan da çok anlamam ama 10 yaşında, 15 yaşındaki bir çocuk hayattaki her şeyi ya ben parasını veriyorum, alıyorum lan zaten
düşüncesiyle yetişirse hayatı da çok zor olacak. Yani hani evet. Biraz onun önünü açtı bu. Kesinlikle. Oyunların içine girmesi evet. İşte konuşuyor. Sanatsal bütünlüğü de sorgulanır hale geldi oyunların. Artık her oyunun içinde var. Evet. O yüzden yani hani kazandırmıyordu oyunlar, demek ki kazanıyorsunuz. Evet. Senin dediğin gibi kriz içinde buldular kendilerini. İşte yıl sonuna doğru Activision Blizzard hisseleri bayağı bir dalgalandı. Evet. Onun sonucu olarak işte CFO'lar kovuldu. İşte Blizzard'a yeni oyunlar yapın, daha fazla oyun yapın, masrafları kısın falan gibi birçok telkinlerde bulundular. Bir şeyler iyi gitmiyor. Bir yandan da böyle olaylar oluyor. Oyun evet. Endüstrisi neler dönüyor? Triple A oyun endüstrisinde işler pek de sevimli ilerlemiyor evet. Ne yazık ki. Sıradaki habere geçelim. Geçelim. Daha fazla can sıkmamak adına. Evet. Uncharted filmi yeni yönetmenine kavuştu. Evet, geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Sean Levy başka bir film projesi için ayrılmıştı. Evet. Uncharted filmi projesinden. Ki o da 2 yıldır falan filmin başındaydı ama ortada bir şey yoktu. Henüz çekimler falan başlamamıştı. Evet. Cloverfield ki güzel bir filmdi. Onun spin-off'u 10 Cloverfield Lane'den tanıdığımız. Ki başka çalışmaları da var. Evet, Portal No Escape diye bir kısa film vardı. Kısa film 2000, vardı. 2010 gibi falan yayınlanmıştı evet. Hatırlıyorum. Onun yönetmeni evet. Bir yandan da Black Mirror'ın playtest bölümünü yönetti. O evet, oyunlarla alakalı bir bölümdü. Dan, fena bir bölüm değildi. Dan Trachtenberg film projesinin başına geçti. Uncharted filminin. Tabii 2009'dan beri bekliyoruz filmi. Evet, 10 sene. 10 sene olmuş. Hani yönetmen değişti. İşte zaten uzun yıllar ne olduğunu anlamadık. Birçok söylenti vardı. İşte o gitti, bu geldi, şu olacak, bu olacak. En son bir şeyler oluşmaya başlamıştı. İşte yönetmen ayrıldı. Dan Trachtenberg. Tabii son film o 10 Cloverfield Lane fena bir film değildi, iyi bir filmdi. Aynı zamanda da 20 milyon dolarlık gibi düşük bir bütçeyle 110 milyon dolar gibi hasılat. İyi bir hasılat yapmıştı. Evet. Yani düşük bütçeleri, yani bütçeyi de iyi kullanabilen bir yönetmen gibi görünüyor. Tabii ne olur bilmiyoruz. Burada şunu söylemek lazım. Oyunlarla iç içe olan bir abinin, yani bu Portal No Escape gibi bir kısa filmi çeken bir abinin ya da Black Mirror'da oyunlarla ilgili bir bölümü evet. Yöneten bir abinin bu projenin başında olması, bu filmin yönetmeni olması güzel bir haber ama yine istediğimiz ünde, istediğimiz şanda, şöhrette biri değil maalesef ve anlayamadığım bir diğer nokta, Sony zaten film yapan bir şirket. Evet, yanılıyorsam güzel. Doğru tabii canım. Yani siz yolu yordamını biliyorsunuz. Senle ben bugün film çeksek birçok şeyi bilemeyiz işte. Ne bileyim, onu nerede alacağız, bunu nerede alacağız. Sony niye bu kadar 10 sene oldu? Ya 10 senedir bir somut bir şey ortaya çıkmadı. Şimdi çekimler ne zaman başlayacak, ne zaman olay ortaya çıkacak belli değil. Yani. Senaryo falan hazır işte. Evet. Nathan Drake'in gençliğine gideceğiz. Victor Sullivan'la ilk karşılaştığı dönemleri konuk olacağız gibi. Tom Holland var tabii Nathan Drake rolünde. Spider-Man'den tanıyoruz. İşte Victor Sullivan konusunda kim oynayacak henüz belli değil. Söylentiler var. Netleşince Breaking Bad'deki tabii. Abi... adını unuttum şu an, aklıma gelmiyor. Aaron diyeceğim değil. Ya aklımdaydı yayından önce, şu an unuttum. O oynamaya ihtimal var, yakışır da ama bilmiyorum, henüz belli değil yani, şu anda somutlaşmış bir şey yok, bakalım evet. Ne zaman olacak? Olacak mı? Neyse, en azından yönetmenine kavuştu. Kavuştu. İleride yine gelişme olsa söyleriz ama tabii, artık evet. Çok fazla. Ümidimize ne kadar kaldı. Yani evet. Filmin yönetmeni değişmesi demek ne demek. Doğru. Evet, sıradaki habere geçelim. Yine bir film haberi. Ama bu aklıma gelmezdi. Değil mi? İyice. Yani artık. Just Dance'in filmi geliyor abi. Oyun adaptasyonu işi ne evet. Kadar garipleşebilir. Evet, ben yani. Şimdi şeyi merak ediyorum. Hani Just Dance'in müthiş bir marka olduğu konusunda hiçbir kesinlikle. Şüphe yok. Çok eğlenceli. Müthiş de bir kitlesi var. Evet. Çok da müthiş bir kitlesi var. 10. yılını kutluyor marka. Büyük bir fikri mülk. Ama nasıl bir film çıkar buradan onu anlamıyorum. Yani işte dünya yok olmaya yüz tutmuş ve işte dünyayı dansın evrensel dili mi kurtaracak? Nasıl bir şey olacak yani? Burada nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum. Bence küresel ısınma sonucu her yer soğuyacak, dans edecek. Ve bunu ısıtacağız. Bilmiyorum yani, bakalım ne olacak. Tabii evet. Screen Gems satın almış film hisselerini. Sony'nin alt şirketlerinden biri. Filmin yapımını da Ubisoft'la beraber daha önce Assassin's Creed'in filmini hayata geçiren Olive Bridge Entertainment üstlenecekmiş. Nasıl bulmuşsun Assassin's Creed'i? Vallahi abi yani. Vasattı değil mi yani?
İzlemeyi izliyoruz şimdi. O oyunların filmlerini. Ya Mısır'ı patlatı izle de hani böyle evet. Sonunda. Evet. Ben ne izledim ben? Falan da evet. Hissi oluşuyor yani bir iki saat falan. Acil Ekil de bence diğer çoğuna göre kötüydü. Bence de. Bence yani. Eldeki aslında imkanlar da iyiydi. İyi, evet iyiydi. Ama yani bilmiyorum bakalım. Just Dance'de böyle bir olay ne çıkacak göreceğiz. Evet. Ama yani film adaptasyonu, bu adaptasyon oyunlardan aslında adapte edilen işte yani, en garip. Bu ne olacak yani? Hakikaten bu ne olacak? Ya muhtemelen bir gençlik filmi yapacaklar arkadan bol müzikle. Bakalım. Çocuklar da bir yerde bir kinekle minekle bir dans edecek. Ufak da onu gösterecekler herhalde. Bilmiyorum artık. Ya da işte böyle dansçı olmaya çalışan bir gencin hikayesi. Evet. Ya da işte dünyayı kurtarma hikayesi olabilir ya dansla. En başta söylediğimiz gibi. Evet göreceğiz bakalım. İlginç gerçekten. Sıradaki haber. Detention ekibi Doğu Asyalı folklor esintili yeni bir oyun yapıyorlar. Evet. Tayvanlı geliştirici Red Candle Games. Yeni oyunu Devotion'ı duyurdu. Detention yani ilk oyunları bu arkadaşların ilk oyunuydu. Benim için 2017'nin en iyi oyunlarından biriydi. En iyi 5 oyunundan biriydi diyebilirim. Bu 60'ların sıkı yönetim Tayvan'ında geçen bir okulun etrafında geçiyordu hikaye. Ve bayağı yoğun Silent Hill esintileri taşıyan gerek işte görsel diliyle gerek hikayesiyle, atmosferiyle, müzikleriyle müthiş bir oyundu. İki boyutlu bir korku macera oyunuydu. Ve işte senin dediğin gibi Doğu Asya folklorüne de, mitolojisine, inanışlarına da bayağı sıkı sıkıya bağlı bir oyundu. Ben bu arkadaşların yeni oyununu merak ediyordum. Zaten Tayvanlı ben başka bir oyun geliştirici bilmiyorum. Oradan gel doğalım çıkıyor değil mi? Değil mi? bayağı bir ses getirmişti bu bağımsız oyun camiasında. Benim gibi muhtemelen herkes... Detention oynamış herkes yeni oyunlarını merak ediyor. Nitekim duyurdular. Yine Tayvan'da geçecek. Tıpkı Detention gibi Doğu Asya folklorüne, mitolojisine, inanışlarına yine gönderimler de bunlara bağlı. Yine üstü kapalı biraz işte bölgenin tarihiyle görünmez bağlar kuran, bu sefer 80'lerde geçen bir apartman bloğunda geçecek. Bir oyun, bir korku oyunu bu sefer 3 boyutlu yapıyorlar. 2 boyutlu değil. Ben ilk Detention'ın görsel dilini falan çok beğenmiştim. Tamamı el çizimi. Müthiş bir görsel stili vardı. 3 boyutta neler yapacaklar? 3 boyutlu korku türünde ne yapabilirler? Merak ediyorum açıkçası. Çünkü iddialı bir şey. 3. Evet. boyuta geçmek. Yayınlanan video güzel görünüyor. Biraz böyle kriptik. Tam olarak ne olduğunu anlamıyoruz ama yine ilginç bir şey gelecek gibi görünüyor. Neyse ki çok fazla beklememiz gerekmiyor. 19 Şubat'ta evet. Steam'e geliyor. Ben böyle olaylara bayılıyorum. Oyunu duyuruyorlar. Değil gelecek açıklıyor. Tamam. Değil mi? Bekleme yok. Bir şey yok. Muhtemelen ertelenmeyecektir. Öz sipariş verdiğin zaman da böyle veriyorum. Hadi unutmayın parasını da vereyim. Ha, değil mi? Aynen. Evet. Yani. Bir %10 %20 indirim oluyor belki. Evet, şu an ben baktım fiyatlandırma göremedim. Yakın zamanda listelenir Steam'de. En güzeli bu. Çıkmaya yakın zamanda oyunu duyurun baba. Videoyu da şey yapın. Yayınlayın. Biz de alalım. Bu ekibi oyunlarına dikkat etmek lazım. Yani iyi işler yapıyorlar. Detention'ı oynamadıysanız korku oyunlarına da ilginiz varsa bence kesin oynayın. Özellikle de Silent Hill ruhunu. Çünkü artık o tarz oyunu pek kalmadı. Yani iki boyutta diriltiyor diyebilirim. Bayağı iyi bir oyundu. Devotion'da merakla bekliyoruz. Çıktığı zaman belki değerlendirme imkanı buluruz. Evet. Sıradaki böyle geçelim. Evet geçelim. Red Dead Redemption 2'nin başı Pinkerton'larla dertte. Take Two'dan da karşı dava geldi. Evet. Ne diyorsun abi? Pinkerton'lar yardırmaya devam başa ediyor. Bela Pinkerton'lar. Başa bela. Oyunda çok spoiler vermeyelim. Oyunda peşimizde olan dedektif teşkilatı. Diyorlar ki, ha görünüşe bakılırsa bu abiler de hala hayattalar yani Pinkerton'un teşkilatı. Bugün de var. İşte bir İsveçli bir güvenlik firmasının çatısı altında faaliyetlerine devam ediyorlarmış. Diyorlar ki ya siz bizim ismimizi izinsiz kullandınız. Bize 3-5 bir şey atın. Şeklinde bir ihtarname yollamışlar Take-Two'ya. İşte talepleri dediğim gibi ya bir ödeme tek seferde ya da böyle bir lisans anlaşması. İsim kullanmak yani gibi. Şey değil hani siz bizden bahsediyorsunuz, bizi kötü gösteriyorsunuz falan filan da gibi değil. Bir metin var ama altında da gene bize tabii para yani bizim ismimizi kullandınız falan. Ama tabii buradan bir şey çıkması mümkün değil çünkü tarihte de olan bir teşkilat ve tam olarak o dönemde, oyunun geçtiği dönemde bu işleri yapıyor bu adamlar. Evet. O yüzden hani yani o da tarihi, aslında. Daha önce işte Bioshock Infinite'de de yine aynı şekilde
Pinkerton'lar vardı. Peşindelerdi ana karakterimizin. Orada da yine Take Two'ya yine bir darlamışlar. Ellerine bir şey geçmemiş tabii. Take Two'da artık yeter sizle uğraştığımız diyerek karşı dava açmışlar. Evet. Red Dead Redemption 2'nin başarısından nemalanmaya çalışıyorsunuz, faydalanmaya çalışıyorsunuz diyerek valla bir şey çıkmayacaktır buradan ama yani karşı davadan bir şey çıkabilir. Ben yani Pinkerton'lar iddiasından bir şey çıkmaz. Sanki başlarına biraz bana aldılar. Değil mi yani? Alın size bunu. Yani ben şunu abi söylemek istiyorum. Aradan 150 yıl geçmiş. Yani oyunun geçirilenler. Adamlar hala aynı sevimsizlikte Pinkerton'lar. Yani oyunda zaten inanılmaz gıcıklar. Evet. Yani, aynı sevimsizlikle devam ediyorlar hayatlarına. Gerçekten inanılmaz. O ismin hak sahibi kesin onlar ya. Yani. O belli kesinlikle. Aynen öyle. Evet. Umarım Take Two gerekeni yapar. Avukatlar. Yapması lazım. Avukatlar. Evet. Evet. Çünkü yani. Tamam bu adamlara geçmişte de çok dava açıldı da biraz daha akıllı mantıklı sebeplerden diye. Yani. Bu bir saçmalık yani. Evet. O Vice City zamanında da bir şeyler vardı hatırlarsın. Evet, evet. Onlar hani anlaşılabilir şeylerdi evet. De bu gerçekten hani ya bu komedi, oyun bu, tuttu biz de para alalım. Buradan ne koparabiliriz? Bioshock Infinite de aynı şekilde. Ya evet. Başka bu adamların şeyi de olmuş. Başka bir şarkıyı dava etmişler bilmem ne. Yani böyle şu tarihte olan bir şeyi anlatan şey. Sen nasıl ya çalış para kazan böyle şeylerle uğraşma. Yani hani adamlar bu işleri modern düşmüşler. Modern dünya diye de bu kadar yani hani. Ama benimler oyunda da böyle yani. Benimler 150 yıldır değişmemişler. Oyunu gerçekçi yapmışlar. Evet. Bayağı tutarlılar ne diyeyim. Evet kesinlikle. Buradan Electronic Arts'a geçelim. EA'in açık dünya Star Wars oyunu daha ufak ölçekli bir oyun için iptal edildi. Evet aslına bakarsan bunu daha önce konuşmuştuk. Yani pek şaşırmadım ben açıkçası evet. Buna. Oyunu Visceral geliştiriyordu. Visceral kapandıktan sonra Visceral Games EA'in Vancouver stüdyolarına geçmişti oyunun yapımı. Daha sonra tabii projenin başındaki Amy Hennig ablamız EA'den ayrıldı. Ki benim hani Roberta Williams ve Jane Johnson'la birlikte en sevdiğim kadın oyun tasarımcılarından biridir. Amy Hennig. Nereden tanıyoruz? Legacy of Kain'den evet. Tanıyoruz. Uncharted'dan tanıyoruz. Böyle büyük, müthiş yani bir döneme damgası bulmuş oyunların altında imzası var. Ayrılmıştı. Ondan sonra da yine bunu da konuşmuştuk. Jade Raymond da ayrılmıştı. Ubisoft, sonra Assassin's Creed serisinden falan tanıdığınız şey EA'ye geçmişti. Evet. Bu oyun için geçmişti aslında. Yani öyle anlamıştık öyle, bir noktada. Evet. Bir şeyler yapacaklar. O da ayrılmıştı şirketten. Ne oluyor bu Star Wars oyununun başına bir şeyler gelecek diye konuşmuştuk aslında. Nitekim öyle daha olmuş. Ufak ölçekli bir şey için önce iptal edildiği haberi ortaya çıktı. Kotaku'nun aldığı bazı duyumlara göre. EA cephesinden bir açıklama geldi. Hani EA Vancouver devam edecek çalışmalara bir oyun yapılıyor gördüğümüz kadarıyla. Ama daha ufak ölçekli. Yani açık dünya olmayacak belki ama hani bir şeyler çıkaracaklar Star Wars evreninden. Bekleyip göreceğiz. Buradaki iyi nokta şu, EA Vancouver'da herhangi bir işten çıkarma olmayacakmış. Yani geçtiğimiz senenin en üzücü haberleri genelde işte oyun endüstrisinde evet. Yaprak dökümüydü. Birçok şirket kapandı, birçok stüdyo küçülmeye gitti, oyunlar kapandı falan filan. Sevimsiz durumlardı. En azından EA Vancouver'da böyle bir durum olmayacak evet. Gibi görünüyor. Ama Star Wars oyunu görmek istemiyorum ben artık EA'den. Yani Disney'de desin ki abi siz bu işi beceremiyorsunuz. Hani bir Battlefront çıktı. Şimdi şey gelecek ya. Respawn Entertainment'ın oyunu geliyor. Fallen Order. O nasıl çıkacak? Ya bu kadar çok çıkmasına da gerek yok. Düşünmüyorum yani. Ama yapılıyor dönüp de iptal edilmesi evet. De bir garip. Yani burada bir beceriksizlik var ya. Bu isim için de bir prestij kaybı. Kaybı. Yani. Tabii canım Battlefront skandalını hatırlıyorsun evet. İşte. Sandık muhabbeti işte pay to win'e dönen oyun işte. Ki rezil oyunlardan da bahsetmiyoruz aslında yani. Tabii canım. Yani güzel iyi bir malzeme var evet. Ama kötü yönetildiği için içine evet. Edilmiş işte. Evet. Battlefront 2 örneği önümüzde duruyor işte oyunu. Disney araya girerek dedi ki ne yapıyorsunuz oğlum siz hani içine etmişsiniz oyunu kaldırın bu mikro ödemeleri falan evet. Daha düzgün bir şey haline getirin. Dedi yani burada yine bir beceriksizlik var oyun ne oldu belli değil. Yani Jade Raymond'ı, Amy Hennig'i müthiş beklentilerle işe evet. Alıyorsunuz. Bir de insanların ağzına bal sarıyorsunuz. Açık dünya Star Wars oyunu. Yani şimdi serinin hayranları var. Adam açık dünya. Tabii zaten canım, açık dünya ve uzayda geçen oyun fikri müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Yani, ne oldu şimdi? Oldu. Evet. Patladı. Aynen yani, öyle. Disney'in bence EA'yi bırakması lazım. Başka bir geliştirici bulsa. Evet. Sanki daha elle tutulur. Yani işte bir oyun çıksın ama iyi çıksın. Evet. Onu hatırlayalım. İşte ne bileyim Republic Commando zamanındaki. Öyle bir oyun istiyorum ben hala çıkmadı. İşte KOTOR'lar, Rise of the Old Republic'ler falan müthiş oyunlardı.
O tarz bir şeyler bekliyoruz bakalım. Evet. Şimdi hani şey Respawn oyunu nasıl çıkacak? Bu sene içinde görme imkanı bulacağız. İşte umarım. O da acaba çıkacak mı? Ha, onda bir yani. Bir şey göremedik. O da dayım kenarda oturdu. Geldiler bir konuştular falan filan. Yani. Ne bir şey görmedik. Evet. Bir görüntü falan yok. Bakalım. Evet. Değil mi? Bu sene çıkmaz gibi geliyor bana. Vallahi de geliyor valla. Sıradaki habere geçelim. Ubisoft'un uzay keşif oyunu Pioneer iptal oldu. Bir başka iptal haberi ama şimdi eminim bu da nereden çıktı diyenler olmuştur. Evet. Ekranları başında. Ben bu olayı unutmuştum. Değil mi? Zaten resmi duyuru falan da geldi. Evet, evet. Aslına bakarsan bu Watch Dogs 2'de bir görevden çıkan bir şey işte. Oyunda bir hayali bir Ubisoft stüdyosunu hackliyoruz. Serverlarına, sunucularına sızarak bir oyunun, Pioneer isimli bir oyunun E3 videosunu, fragmanı indirip sızdırıyoruz. Bu oyunda işte böyle renk paleti falan bayağı bir No Man's Sky'a benziyor. Bu uzay keşif oyunu. Ya işte bu görevi yaptıktan sonra bir anda ortaya internet, sosyal medyada yayıldı ya böyle bir şey var mı gerçekten? Çünkü ya oradaki indirdiğimiz video gerçekten bir oyun evet. videosu. Böyle bir şey var mı yoksa bu oyun için hazırlanmış bir şey mi? Öylesine bir şey mi? Diye birçok sorular gündeme oturmuştu. Yine o dönem yanlış hatırlamıyorsam Kotaku, bazı kaynakların şirket içinden gelen ciddi kaynaklar böyle bir oyunun olduğunu, yapım aşamasında olduğunu doğrulamışlardı. Oyunun aslında geçen sene çıkması planlanıyordu ama çok uzun bir bakılırsa bir şey, hiçbir şey görmedik zaten. Resmi düğünü bile gelmedi diyorum evet. ya. Geçen hafta Alex Hutchinson, eski Ubisoft çalışanı ki Assassin's Creed 3 ve Far Cry 4'ünde yönetmeniydi kendisi. Artık Ubisoft'ta değil. Ama tabii orada eski dostluklar, arkadaşları olduğu da bir gerçektir yani. Onu da şey yapamayız. Twitter'dan Rest in Peace Pioneer diye, RIP Pioneer diye bir şey paylaştı. Oyunun fragmanıyla beraber işte Watch Dogs 2'de indirdiğimiz fragmanıyla beraber. Yani oyun daha duyurulmadan iptal olmuş gibi evet. görünüyor. Bence böyle bir oyun hiç değil yok, mi? Hiç olmadı. Belki de yoktu. Evet, öyle bir şey yoktu yaptılar. Yani. Ağızlara bağlatılıp böyle bir söylenti çıkardılar ortaya. Duruma baktılar. Ne kadar hani ilgi görecek. Evet. Belki devam edeceklerdi. Baktılar kimse konuşmuyor. Belki bunu aynen. İptal aynen, ettiler aynen. yani. Belki ya. Yapacaklardı. Bir diğer uzay oyunlarına baktılar. Evet. Yani. İki oyunda yapıyorlar uzay oyunu. Starlink var. Evet. Beyond Good and Evil geliyor. İki. Ubisoft'un da bu noktada iki oyunu var zaten hala evet. yapım aşamasında olan. Buna da gerek yok. Çok da zaten böyle müthiş de bir şey. Görünüm çok da harika görünen, heyecan yaratan bir şey değildi. Evet. Bu da böyle iptal haberi olarak gündemimize girdi. Ya şöyle bir şey var abi şimdi sözünü kesin de. Watch Dogs oyunları her zaman 1'dir 2'dir. İlk çıktığı zaman böyle müthiş bir beklenti içinde evet. çıkartıyor diyor Ubisoft bunları. Herhalde onlar böyle yavaş yavaş patlayınca bu da yavaş yavaş orada kaydedi gitti muhtemelen. Ya bir böyle bir ilk hatırlıyorum ben o dönem. İlk video, ilk o görevleri yapanlar hemen paylaşmaya başlamışlardı sosyal medyada. Ama sonra 3-4 hafta sonra kimse konuşmaz hale geldi. Evet. Yani o günden oyunu beri... Oyunu çünkü kimse konuşmadı. Tabii ha işte Watch Dogs gibi başarı yakalayamadı zaten. Yani evet. iyi bir oyun değildi. Hı-hı. Yani adamlar da muhtemelen ya senin dediğin gibi yoktu böyle bir proje. Ya da işte kağıt üzerinde bir fragman var, fikirler var. Bir taslak evet. tabloda işte her insanların işte çizim defterlerinde bir şeyler Hı-hı. var. Ama proje aşamasında ama baktılar ki kimse de konuşmuyor. Dediler tamam. Geri dönüşüm kutusuna yollayalım dediler anlaşılan. Evet. Neyse. Biz de diyelim de resim. İyi olmuş ama. Evet. Yani yerinde bir karar olmuş. Olmayacaksa zorlamanın hiçbir Aynen. anlamı yok. Evet. Buradan Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive'in yeni stüdyo açtığı haberine geçelim abi. Evet. Sevindim. Sevdiğimiz adamlar ama güzel haber. Şunu da söyleyeyim. Umarım kontrollü büyürler. Değil mi? Bir Telltale. Evet. Şeyini dönüşmesin. Sektör öyle bir hale geldi ki. Adamlar güzel haber paylaşıyor işte. Büyütüyoruz evet. diyoruz. Bizim aklımızda hemen ya işte yeni Hitman geldiği zaman acaba bozarlar mı? Şu olur mu bu olur mu? Ki konuştuk yakın zamanda. Square Enix'ten şimdi ayrıldılar. O haberleri yapmıştık. Evet. Yeni Hitman'i daha bağımsız geliştirdiler. Ve o süreçte de bayağı bir sıkıntı yaşadıklarını evet. konuşmuştuk. Şirket kapanma noktasına geldi. İşten çıkarmalar oldu falan. Görünüşe bakılırsa çabuk toparlamışlar. Oyun da kurtardı gibi onları. Gibi görünüyor. Oyun da güzel çünkü. Evet güzeldi bayağı güzeldi. İsveç Malmö'de yeni bir stüdyo açıyorlar. Hem Hitman serisini destekleyecekmiş bu stüdyo hem de şirketin Türkiye asıllı patronu Hakan Avrak yeni fikirler, yeni evrenler yaratma konusunda bir takım ipuçları vermiş. Hı hı. Yani belki yeni şeyler de gelebilir. Mesela ben Kane and Lynch'i terk etmelerine üzülmüştüm. Yani tamam ikinci oyun çok büyük başarı yakalamadı ama güzel bir evrendi. İkinci oyun aslında biraz da böyle bir
hafif Collateral, Heat gibi aksiyon filmlerine de böyle bir hafif gönderme yapan, biraz tuhaf bir yerde biten ama farklı bir seriydi. Farklı yani. Farklı bir seriydi. Güzel bir oyundu. Güzel bir oyun serisiydi. Yani ona dönseler veya yeni fikirler, yeni şeyler yapsalar güzel olur. Onda ipuçlarını vermişler. Bakalım. Umarım iyi şeyler çıkar. Ben mutlu oldum. Evet, büyümelerine. Çünkü sevdiğimiz adamlar. Kesinlikle. Böyle şirketlerin büyümesini istiyoruz. İşte Activision'ın evet. falan değil de. Umarım başarılı olurlar. Batsınlar diyorsun. Ne halleri varsa görsünler canım. Batmasınlar da. Evet, sıradaki haber çok sevdiğimiz bir başka şirketten geliyor. Sık sık konuşuyoruz. Evet, sık sık sevgilerimizi gönderiyoruz. Bethesda ile Warner Bros. Arasındaki bir anlaşmazlık vardı biliyorsun evet. abi. Westworld ve Fallout Shelter arasında. Mobil oyunlarında. Evet. Westworld mobil oyunu kapanıyor. Evet, geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Bir anlaşmaya varılmıştı aslında ama detaylarını bilmiyorduk. Evet. Yani süreci takip etmemişler için kısaca bir iki cümleyle özetleyelim. Bethesda, Warner Bros.'un Westworld mobil oyununun Fallout Shelter'dan çakma olduğunu evet. iddia ediyordu. Bu iki oyunun da geliştiricisi aslında aynı. Behavior Interactive. Hani az çok anlaşılabilir ama Bethesda'nın iddiası şuydu ki hani koduna kadar bizim iznimiz olmadan işte yani artistik anlamda da çaktılar. Her şeyiyle bir kopya, bir şey demişti. Böyle bir dava vardı aylar öncesinde. Bizden çok bir şey çıkmaz buradan diyorduk. Yani bir anlaşmaya varılır. Evet. Nitekim öyle olmuştu. Anlaşmanın detaylarını bilmiyorduk ama iki oyunun da varlığına devam ettireceği söyleniyordu. Evet. Ama ne oldu bu 2-3 hafta içerisinde bilmiyoruz. Westworld oyununun kapanacağı haberi geldi. Nisan ayında kepenkleri indirecekmiş Westworld. Gerçekten de benziyordu şimdi. Yapacak bir şey yok. Yani müthiş benziyordu. Ha. Bunun da bence bir ders olması lazım. Aynı evet. oyunu sadece. Neredeyse ha. teması değişmiş gibiydi. Tabii canım. Yani işte... kutucukların neredeyse boyları bile aynıydı. Tamam başka telefonu da yayına koyup bakmadım da. Gözlüğü aynı zamanda. Çok benziyordu yani. Yani. Şimdi birinde Vault inşa ediyorsun. Evet. Öbüründe Park. Yani aynen. geri kalan hemen her şey aynıydı. Evet. Neredeyse karakter animasyonlarına kadar. Onların sevilmeleri, üzülmeleri, işte evet, evet, hareketleri evet. falan çok aynıydı. Artistik anlamda da benziyordu hakikaten hı-hı. karakterler. Hani biraz daha tamam Westworld'u uyarlanmış falandı. Uyarlanmıştı ama uyarlanmıştı, evet, uyarlanmıştı yani. Belli. O yüzden ya tamam şimdi mobil camiada da bütün oyunlar birbirinin çakması. Ama işte böyle bu kadar da... bir de böyle markaların evet. birbirinin çakması. Hani şimdi Fallout büyük bir marka. Hı-hı. Westworld çok acayip bir şey haline geldi. Hani tamam eski bir filmdi. Hı-hı. Müthiş. Bir yapımdı belki ama hani şimdi bir pop kültür ikonu haline geldi diziyle birlikte. Evet. Bu marka bu kadar göz önünde olan şeylerin birbirini çakması çok olacak hoş değil. Yakışık almıyor, hoş değil. Evet, bu arada gündeme almadım da Bethesda ile ilgili bir haber de vardı bu hafta. Fallout 76'daki GM'in, yöneticinin gizli odası, mağarası bulunuyor ve evet. oradaki orada böyle oyunda daha henüz eklenmemiş müthiş değerli artık o kadar eşyaları, değerli ki daha oyunda eşyaları adamlar alıyorlar eBay'de satmaya çalışıyorlar evet. falan. Patlatmışlar odayı. Evet odayı patlatmışlar gerçekten. Yani bu skandal. Bu skandal hani Bethesda da şey diyor bunu yapanların peşinden gideceğiz işte acımasız olacağız affetmeyeceğiz falan diyor. Bunu tamam da yani. Adam gibi koru abicim oyununu. Adam sen böyle açık bırakırsan yaparlar. Evet. Yani şimdi... Yani böyle yapmayın. Olaylar geçmişte Night Online'da oluyordu. Hatta onunla ilgili de bir haber var. Gündeme dahil etmedik ama arada sohbet arasında konuşmuş olalım. Night Online'ı biliyorsun abi. Hı. Türkiye'de de çok fazla sevilerek evet. oynanan bir oyundu. Night Online World adresinde, oyunun eski, bizim çocuk oynadığımız zamanlar yayın yaptığı adresinde bir sayaç başlamıştı ve... Evet. Oyunun yetkilileri diyordu ki yeni server duyurusu olmayacak. Biz burada ayrı özel bir şey duyuracağız. Hatta metroda dışarıdaki billboardlarda falan da müthiş bir reklam kampanyasıyla bu heyecanı arttırmayı başarmışlardı. Benim gibi eski Night oynayan elemanlar da 1299 patch'i geliyor herhalde diye bir beklenti oluşmuştu. 1299 patch'in de çok sanırım, kısa özetliyim. Sanırım en son sevilen... Oyunun en son sevilen bizim güzel dediğimiz son kısmı versiyonuydu. Ha o versiyonda da bir sürü kötü olay vardı aslında oyunun yani. Teknik açıdan ama... Olmaması mümkün değil. Olmaması mümkün değil. Evet çok önceki yılların versiyonu zaten. Biz 1299 bekliyorduk. Yapılan açıklamalardan da biraz yeni server gelmeyecek falan filan dedikleri için iyice böyle yükselmiştik mesleği ama... Nitekim iki yeni
server duyurusu, oyunla ilgili birkaç hani ufak tefek. Hani yoktu server. Öyle diyorlardı, bizi kandırdılar. Gerçi hani bizim bunu beklememiz de biraz hayalperest şeydi ya, işin doğrusu ama insan da işte sevdiği için bekliyordu. Bir nostalji, evet, nostalji beklentisiyle. Evet, eğer siz de takip etmeyi unuttuysanız bir süre sonra 1299 gelmiyor. Daha fazla para kazanmak için bizim duygularımızı da oynadılar. Kınaççılar için evet, kötü haber. Evet, kınaççılar için kötü haber. Bu arada yine gündem almadım da hadi onu da konuşalım. E-spor sahnesinden bahsediyoruz haftalardır. Riot Games'in Türkiye'de yaptığı bir e-spor maçı izlenecek evet. alanından Arena bahsediyoruz. Arena mıydı? Ne oldu? Roma'da mıydı? Evet, onun resmi açılışı yapıldı. Binal Yıldırım'la birlikte açılışı yapıldı. İlk maçlarda oynandı sanırım. Ben hastaydım, çok fazla takip edemedim ama onu da söylemiş olalım. Hikaye sona ermiş oldu eğer takip ediyorsanız da. Bilet fiyatları falan da uygun olacaktı galiba. Bilet fiyatı 15 lira idi yanlış hatırlamıyorsam. Bence fena değil. Tabii ki onu da hani bazı kişiler için çoktur belki ama dışarıda yapılan etkinlikler göz önüne alındığında günümüzde hele atıyorum işte kız arkadaşınızla falan bir yere gideceksiniz ya da işte kızlar erkek arkadaşıyla bir yere gidecek. Harcanan meblağ göz önüne alındığında 15 lira verip birkaç saat orada durmak bence iyiydi. Evet. Şey yapacağız, fazla sorgulamayacağız. Kullanacağız, nimetlerinden faydalanacağız. Yoksa kafayı yeriz değil mi? Evet, buradan da güzel bir gönderme oldu ama göndermenin neye ve kime olduğunu biz söylemiyoruz. Çünkü benzer bir muhabbet, bak benzer bir muhabbet geriye dönmüş. Dönmüş mü? Geriye dönmüş. Neyse biz yapmamış olalım, siz de duymamış olun. Evet, Kaan Kural'la o beyefendi arasında geçiyor yine. Öyle mi? Aynen, internette videosu da var. İzleyen bulabilir, bayağı üstü kapalı şekilde gündemi bitiriyoruz burada. Evet, başka haber yok diyorum. Abi de şey var, özür dilerim, pardon söylemeyi unuttum. Dünya Kupası Türkiye'ye gelecek diye bir açıklama vardı. Binali Yıldırım tarafından evet. Şeyden Dünya Kupası. Neyin Dünya Kupası? Dünya Kupası işte. Ha. Dünya Kupası. Türkiye'ye gelecek o zaman. Evet. Bekleyelim evet. Dünya Kupası'nı. Başka madde yok görünüyor. Atladığımız bir şey yok. Anket yapmadık. Evet. Bir haber yani. Anketlik çok bir şey de yoktu. Hani Steam'in yeni özellikleri sizi memnun eden falan diyecektik ama yani diyelim hadi ya. Onu diyelim mi? Onu diyelim hadi. Steam'in yeni özellikleri sizi memnun ediyor mu? Evet. Gündemin başında konuşmuştuk. Yine bir son dakikaya sıkıştırarak. Evet. 2019'da yapması planlanan. Evet. İstemci güncellemesi ihtiyacı var çünkü. Evet yani, tabii yani. 14-15 sene olacak neredeyse. Yani hala aynı şeyin üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyor. Bir böyle bir elden geçmesi gerekiyor. Biraz arkayık. 1.6 ile başlamıştı değil mi? CS 1.6 ile sanki. Half-Life 2'den önceydi işte. 2002-2003-2004. Öyle mi? Tabii. 2003'te yaslanmıştı. Evet. Source'dan da öncesi 1.6. Tabii tamam, ben tamam. Hatta o ara ekran kartı almıştım. Yanında Half-Life 2 hediye gelir. Daha oyun yok ama. Oyun çıkmasına bir sene falan var. Bir kod vermişti. O İşte Steam o zaman yeni mi çıkmış? Bu ne ola ki dedin değil mi böyle bak? Ya öyle bir şey yok çünkü o zaman. Evet. Böyle bir şey var, kazı kazan gibi. Hatta galiba kazıyorduk da galiba. Olabilir. Değişik bir şeydi o yani. Böyle bir kart. At yediği kart. 9600 mi? 9800 mi? Öyle bir ekran kartıydı. Şimdi at bile yok neredeyse. Değil mi? Atı yok yani. Onu o kodu girip işte Steam'i indirip falan. Ya o istemcem hemen hala aynı. Yani evet. Çok değişmedi bir şey yani. Tabii yenileşmesi, daha güzelleşmesi lazım. Yani çok kötü değil yani. Çok hayatımızı da perişan etmiyor şu an ama. Ama 2019'daki modern tasarım anlayışına sanki biraz uzak gibi. Evet, bana, benim için hala yeterli değil ama bu gelişmeler ama evet. İyi yolda en azından. Bir şeyler yapıyorlar diyelim. Evet, diyelim yine ankete YouTube'da benim başım üzerinden erişebilirsiniz. Bizi evet. Vimeo üzerinden veya podcast şeklinde dinliyorsanız, izliyorsanız biraz sizi kısa bir süreliğine YouTube'a davet edeceğiz. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Benim de yok. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.